Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün yaparken çekmedim, yerken çekeceğim. Evet, malum kış ayı geldi. Nasıl ki her yaşın güzelliği var, her mevsimin de aynı şekilde güzelliği var. Tabii kışın olmazsa olmazı çorba çok güzel. Bakın, mercimek çorbası yaptım. Bunu dedim nasılsa herkes biliyor yani, 5 yaşındaki çocuk dahi bilir. O yüzden yaparken çekmedim. Dedim ki yerken çekerim dedim. Biraz da bulgur koydum ben içine arkadaşlar. Kırmızı biber koydum. Bunu nasıl yiyeceğim? Bayılırım. Limon. Oh. Allah. Bu kadar yeter. Biraz da şurada. Ondan sonra 11, 12, 13. Ondan sonra pul biber arkadaşlar. Allah. Bunu yiyen hasta olur mu? Olmaz. Sıcak sıcak. Oh, içimiz açıyor. Oh. Ben mesela tavuğa da şey sıkarım, limon sıkarım, çok severim. Haşlama tavuğun üzerine ve limon sıkarak yemeye bayılırım. Bir de salçalı tereyağlı makarna yaptım. Ekmek yemiyorum. Sadece roka ve taze soğandan salata yaptım. Limon sıktım, hakiki zeytinyağı sıktım, şey koydum. Ondan sonra. Şimdi hep beraber yiyelim. Siz şöyle biraz öte gidin. Ben rahat yiyeyim. Ha, dalından acı biber de yiyeceğim. Bakın, çok seviyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. Öyle böyle değil. Ay, hem konuşalım hem yiyelim bakalım. Evet, bu ne kalabalık demeyin. Şimdi bu yemeğimi yedikten sonra size çok güzel bir tarif videosu yapacağım. Onu şimdi söylemeyeyim. İzlerken görürüz inşallah hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Yani dağınık değil, malzemeler var içinde. Hazırladım, ayarladım. Bu videomdan sonra, blokumdan sonra, bu bloktan sonra, vlogtan sonra onları çekeceğim. Çok canım çekti valla. Dedim ki ölmeden yiyeyim dedi. Halvamı dedi. Allah gecinden versin emme. Çorbam valla çok güzel olmuş. Mercimek çorbasını düdüklü de yaptım arkadaşlar. Ondan sonra güzel oluyor. Böyle blenderdan geçmiş gibi oluyor. Tabii çok aşırı tutarsak dibine sarabilir. O yüzden ayarını bilmek lazım. Böyle ben yemeğin kokusundan anlıyorum piştiğini valla. Böyle au yapıyor. Kokuyu alıyor. Roka da çok sevdiğim bir sebze valla. Harika. Makarnama ev yapımı salça kullandım. Tabi Adapazarı'nda Şakirciğim vermişti. Tuz koydum. Herhalde salça da tuzluymuş. Biraz tuzlu olmuş. Biraz değil, baya bir fazla tuzlu olmuş valla. Allah. Doğruya doğru, yalan söyleyemem. Yalana gerek yok. Ama atar mıyım? Asla. Kesinlikle değerlendireceğim.
İnsanın beynine kan çıkar valla. Dalından. Ha, ama istesem çaktırmadan yiyebilirdim. Gerek yok. Bende yalan yok. Olmuşsa olmuş, olmamışsa olmamış. Şimdi biliyorsunuz sarma videosu paylaştım, bulgur pilavı diye. Kıymalı bulgur pilavı. Ve yanında sarma da yapmıştım. Altına et koymuştum. Şimdi oraya densizin birileri yazmış. Ya kardeşim, insanların yokluk çekmesi, çile çekmesi, eziyet çekmesi hoşunuza mı gidiyor gerçekten? Yani yok diyenden korkacaksın. Hani yoktu bunun bir şeyi diye böyle bir saçma sapan yorum yazmış birisi oraya. Hani işte yok diyordu da et koymuş diyor sarmanın altına diyor yani. İyi de ben lahana, evet ben hep lahanayı çok seviyorum. Ama ben pişirirken benim yiyecek bir şeyim yok. Ben açım, bu lahanayı pişiriyorum demedim ki. Dedim mi arkadaşlar? Evet, fakirlikten bahsettim. Bahsediyorum da. Ben geçmişimi unutursam olmaz. Kimse geçmişini unutmayacak arkadaşlar. Yaşadıklarını unutmayacak. Evet, benim makarna alamadığım günler oldu. Günler değil, aylar oldu. Hani ben acındırarak yok da pancar pişiriyorum, pancar çorbası yapıyorum demedim ki hiçbir zaman. Hep ne demişimdir? Seviyorum, lahanayı çok seviyorum, pancarı çok seviyorum, sebzeyi çok seviyorum demedim mi Allah aşkına? Yani 2-3 parça et koydum diye yani yalancı konumuna getiriyorlar. Bakın yani insanları karalamak ne kadar basit, ne kadar kolay ya. Demek benim işte fakirim diyişim onun hoşuna gitmiş. Ama et yiyişim de zoruna gitmiş. Kızım senin başka işin yok mu? Sen benim dediklerimi nerenle anladın? Nerenle duydun? Nerelerine çektin? Ya birisinin sofrası güzelse ben bundan mutluluk duyarım ya. Gerçekten hoşuma gider, zoruma gitmez asla. Yani şimdi ya ne diyeceğimi bilemedim ya gerçekten. Ve bir izleyicim söyledi bana böyle böyle yazmış yorum diye. Hatta cevabını da vermiş. Ya diyorum ya işte kimse kimsenin ilerlemesini asla istemiyor. Şimdi ben et yedim de YouTube'da mı? Yok ben de YouTube açayım diyormuş. Demiş hiç bakmadım tenezzül edip yorumuna. Aç. Yapabiliyorsan aç kardeşim. Bana ait değil ki YouTube. Herkes açabilir. YouTube hemen sana para mı veriyor? Ah. Ha. Ben et yedim. Ben yok dedim, lahana yedim, YouTube bana para verdi dedim, öyle mi zannediyorsunuz? Yazıklar olsun gerçekten. Böyle çirkin düşünceli insanlara hakikaten yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar bunlar işte huzursuz insanlar. Bunlar ne kocalarına huzur verirler evde, ne çocuklarına huzur verirler evde, ne de çevrelerine huzur verirler. Geçimsiz insanlar. Yani düşünsenize, komşusu ondan üstünse eğer, bu bunu çekemeyecektir. Habire iğneli laf sokacaktır. İşte burada bana yaptıkları gibi. Ya ben pancar yiyorum, etimi de yiyorum çok şükür. Yemediğim günler oldu, evet. Oldu. Dediğim gibi makarna alamadığım günler de oldu benim. Aptal, ben bunları söylüyorum. Ya neyse. Gerçekten böyle arkadaşlar. Sizden ricam beni koruyun yorumlarda. Böyle dengesizlere dengeyi gösterin yani.
Kesin onun ya akrabasının bir face'i vardır, şey YouTube'u vardır. Emin olun ya da kendi YouTube'u vardır. Ondan sonra ya bir yarası vardır. Benimle bir rakiplik içindedir yani. Ya da beni tanıyordur. Geçmiş hayatımdan kiler yapıyordur. İşte ya da bir şeyler yani. Ben işte dedim mi yokluktan lahana yiyorum, yokluktan pancar yiyorum diye. Ben dediğimi hatırlamıyorum. Dediysem de siz hatırlatın lütfen. Ben evet YouTube'dan para kazanıyorum ama bu atla deve değil ki. Ben para kazanmıyorken de lahana yiyordum. Para kazanınca da ben yine lahana yiyorum. Ben lahanayı seviyorum kardeşim. Sen bununla bunu nasıl kıyaslarsın? Fikri başka çünkü. Zihniyet kötü çalışıyor. Neyse ama çorba içmek çok güzel gerçekten. Çatlayın da patlayın. Benim hakkımda kötü düşünenler. Umurumda değilsiniz. Olmayacaksınız da. O güzel yorumları okudukça hep çatlayın. Ne diyeyim arkadaşlar? Çok şey diyeceğim ama sizlere ayıp olur. Siz gerekeni yaparsınız ama. Bundan eminim. Kıymalı bulgur pilavın videosunun altına yazmışlar. Benim eşim de çok sever mercimek çorbasına, bayılır. Çocuklar da seviyor. Zaten genellikle onların sevdiğini yapıyorum. Şu an evde tekim, hiç kimse yok. Razi teyze gelebilir birazdan. Acıkmıştır muhtemelen, akşam oluyor. Şimdi çalışmaya devam. Ay Semoş'umun ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Gerçekten Semoş'un yemekleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Muhakkak yapın, deneyin, yiyin. Ama makarnama üzüldüm. Tekrardan onu bir işleme sokacağım şimdi ben. Kesinlikle ziyan etmem arkadaşlar. Ben kesinlikle çöpe yemek atmam, asla asla. Hayvanlara veriyorum. Hani aman aman yenmeyecek gibiyse. Ama onu o şekil hayvanlara da vermem asla. Çünkü zarar eder. Tuzlu çünkü. Şeker, tuz yasak biliyorum hayvanlara. Doğuştan şeker hastasıymış onlar. Bir şeyler yapacağım. İnsanız, hatalar bize mahsus arkadaşlar. Yani hata yapacağız. Keşke deneseydim salçayı. Ondan koymazdım en azından. Diğer salçadan koyardım. İlk açtım kapağını, koydum hemen, tereyağım da erimişti. Dediğim gibi hata yapacağız ki doğruyu bulacağız. Çok teşekkür ediyorum size. İşte böyle valla. Yani insanların dilin kemiği yok. Herkes her şeyi söyleyecektir, söylüyor.
çekinmeden. Ne güzel pişkinlik valla. Ben ödüm kopya birini kırarım diye. İnsanlar çok rahat ya. Allah onlara da akıl fikir versin, insan sevgisi versin, hayvan sevgisi versin. Ay saygı sevgi versin, ne diyeyim yani. Ailelerine de Rabbim yardım etsin. Vallahi böyle. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ellerimi yıkayayım. Diğer videoma geçeyim.